Uzmanlardan 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde önemli uyarılar geldi. Dünyada 500 milyona yakın az ya da çok işitme kayıplı insan olduğunu belirten uzmanlar erken tedavinin önemine dikkat çekti. Verilere göre yeni doğan her 1000 bebekten 1 ila 3'ü işitme kaybıyla dünyaya geliyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar ya da kazalarla bu oran 6'ya çıkabiliyor. Türkiye'de çocuklardaki işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 2004 yılından beri devam eden yeni doğan işitme taraması ülkemiz için bir gurur vesilesi ve %90'ların üzerinde de bir tarama oranı var. 1000 doğumdan 2 ya da 3'ünde işitme kaybı olabiliyor 2 ya da 3 yeni doğanda. İlk 3 ay içinde yeni doğan işitme kayıpları tanınabiliyor. 6 ay içinde de cihazlandırılıyor. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Özgür Yiğit, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde işitme sağlığına dikkat edilmesi çağrısında bulundu. İşitme sorunu yaşayan kişilerin cihaz kullanması gerektiğini anlattı. Bazı aileler özellikle hani yeni bir tedavi olacak mı diye işitme cihazından ve kokleer implanttan, işitsel implantlardan kaçınıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Çocuğa öncelikle sesi yükseltip duyurmak lazım ki beynin işitme bölgesi körelmesin. Aksi takdirde hani yeni bir tedavi bekleyeceğim, ben cihaz kullanmak istemiyorum ya da çocuğuma implant yaptırmak istemiyorum derlerse beynin o bölgesi ses duyamayacağı için işitme bölgesi çocuklar ileride özellikle 4 yaşından sonra o beynin o bölgesi körelmeye başlayacak. Yapılan çalışmalar ileride her 5 kişiden birinde az ya da çok işitme kaybı yaşanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi işitme kaybında da erken tanı ve tedavi şart.